Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, tarih dersimiz İslam tarihinden sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam 17. dedesi Mudar bin Nizar'dan bahsedeceğiz. Hazreti Adnan'dan, efendim dedesi Adnan'dan sonra 17. sırada Hazreti Abdülmuttalip'den de önce ki atalarından 17. sırada bulunmaktadır ki Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'ten yukarı doğru 17. sırada yer alan atası Mudar bin Nizar'ın annesi Sevde binti Ak olup İyad ile baba anne bir kardeş idiler. Doğduğu zaman Mudar'ın alnında Peygamberimizin nuru parlıyordu. Onu görüp de sevmeyen bir kimse yoktu. Mudar, baba oğullarının seyyidi, ulu kişisi idi, kerem ve hikmet sahibi idi. Evet sevgili dostlarımız, Hazreti Muhammed'in nuru Hazreti Adem'den sonra peygamberlerin silsilesi yoluyla, peygamberimizin soyu yoluyla İbrahim'e, oradan da İsmail'e, İsmail'den de peygamberimizin atalarından efendim o yüksek şahsiyetlere bu nur intikal ederek Hazreti efendim Abdülmuttalib'e, ondan da Abdullah'a, oradan da Amine annemize, oradan da gerçek nurun sahibi Hazreti Muhammed'e intikal etmiş. Bu nur, sönmeyen bu nur artık parlamış. Dünyayı aydınlatmış. Göklere, yerlere de alemlere rahmet olarak gönderilmiş bu nurun peygamberi. Aleyhissalatü vesselam, Mudar'ın oğluna öğütleri. Mudar bin Nizar oğluna kötülük eken kişi pişmanlık biçer. İşte gerçek atasözlerinin kökü nereye dayandığına bir bakın. Kötülük eken kişi pişmanlık biçer. Hayra acele etmek hayırdır. Nefsinize hoşlanmadığı şeyi yükleyiniz ki onu düzeltesiniz. Dikkat et buraya da. Nefsinize hoşlanmadığı şeyi yükleyiniz ki onu düzeltesiniz. Yani nefis için hayırlı olan nefsin hoşlanmadığını efendim nefse yükleyeceksin. Nefis namaz kılmak istemezse, derhal o namazı seve seve, imanınla, iradenle, aklınla, inancınla o namazı kılarsan nefis böyle böyle terbiye olmaya başlar. Diğer ilahi emirler de böyle. Nefsin aşırı arzu ve isteklerinden yüz çeviriniz ki onu perişan edesiniz. Yani nefsin ne istiyorsa onun tersini yapın. Nefisle şeytan birlikte hareket ederler. Efendim salah ile fesat arasında ancak sabır edip katlanmak ve iki sağım arası beklemek vardır diyerek öğütler verirdi.
Evet sevgili dostlarımız, işte salah ile fesad arasında ancak sabır edip katlanmak ve iki sağım arası beklemek vardır diyerek öğütler verirdi. Halebi'nin sahihliğini açıklayarak bildirdiğine göre Arap yazısı ile ilk yazı yazan zat da Mudar bin Nizar idi. Efendim, Halebi bunu İnsanül Uyun'da zikretmiştir. Mudar'ın taganni ile develerini toplayışı ve hızlandırışı. Mudar bin Nizar insanların en güzel seslisi olup istediği zaman teganni ile develerin yürüyüşünü hızlandıran, bir araya toplanmalarını sağlayan ilk insandı. Mudar bin Nizar bir gün deveden düşer. Eli kırılır. Elinin acısına dayanamayarak "Vay elim, vay elim" diyerek terennüm ve teganni etmeye başlar. Otlaktaki develeri kendisinin bu sesine alışırlar. Otlaktaki develeri toplaması için hizmetçisinin eline asa ile vurup elini acıtınca uşak da "Vay elim, vay elim" demeye başlar. Develer toplanıp otlaktan kendisine doğru gelirler. Mudar bin Nizar develerin yorgunluklarını gidermek, yürümelerini hızlandırmak istediği zaman da onların arkasından yürür. "Vay elim, vay elim, vay elim, vay elim." Böyle terennüm ederek güzel sesiyle terennüm ve teganni ettikçe develer neşelenir, boyunlarını uzatarak yürümeye koyulurlar. Yorgunlukları geçer ve hızlanırlardı. Gerçekten de terennüm ve teganni develeri neşelendirirdi. Hele ses güzel de olursa develer boyunlarını uzatarak yürüyüşlerini hızlandırırlar. Yüklerinin ağırlığı kendilerine hafif gelirdi. Uzun mesafeyi kısa zamanda, 3 günlük yolu bir günde alırlardı diyor. İşte ruhlara hoş gelen güzel teganniler. Mudar ve Rebia'nın Müslüman oldukları. Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde Mudar'a da Rebia'ya da "Sevmeyiniz. Çünkü onlar mümin ve Müslüman idiler. İbrahim'in dinindeydiler" buyurmuştur. Mudar bin Nizar'ın oğulları. Mudar bin Nizar'ın 2 oğlu vardı. Birinin adı İlyas, diğerininki Aylan'dı. Lakabı Nas'tı. İlyas'ın annesi Rebab binti Hayda bin Ma'at bin Adnan idi. Mudar bin Nizar'ın kabri. Mudar bin Nizar'ın kabri Medine'ye 2 günlük mesafedeki Revha'da bulunmakta ve ziyaret olunmaktadır. Mudar bin Nizar'dan türeyen kabilelerin çokluk ve hakim durumda olmaları, Mudar bin Nizar'a dayanan kabile, Hicaz'daki Adnani kabilelerden sayıca daha çok ve
hakim durumda idi. Mekke'de riyaset ve hakimiyet bu kabilenin elindeydi. Mudar kabilesinden birçok oyunmaklar meydana gelmişti. Evet sevgili dostlarımız, şimdi de Peygamberimizin atalarından İlyas'tan bahsedeceğiz. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'ten yukarı doğru 16. sırada bulunan atası İlyas bin Mudar'da Peygamberimizin nuru vardı. İlyas bin Mudar üstün şeref ve fazilet sahibiydi. İsmail oğullarından atalarının sünnetlerini değiştirmiş olanlara ilk karşı koyan ve onları tanınmayan kişiydi. Yani sapanlara karşı koydu, hak yoldan sapanlara. Kendisinden hep güzel ve iyi işler sadır olurdu. Üdet'ten sonra İsmail oğullarından ondan razı ve hoşnut olmayan bir fert yoktu. Atalarının bütün adet ve sünnetlerini ihya edip ilk şekline çevirmişti. İbrahim ve İsmail aleyhisselamlardan sonra Beytullah'ın yıkılan rüknünü ilk onaran kişi olduğu gibi kendi zamanında Beytullah'a kurbanlık develer sevk edenlerin de ilki idi. Bütün Araplar ona Lokman ve benzeri hikmet sahiplerine tazimde bulundukları gibi tazimde bulunmaktan geri kalmazlardı. İlyas bin Mudar, kavminin büyüğü, kabilesinin seyyidi, ulu kişisi olarak tanınır, hiçbir emri geri kalmaz, hiçbir dava ondan başkasına götürülüp çözümlettirilmezdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde İlyas'a sövmeyiniz çünkü o mümin idi buyurmuştur. Kendisinin hac sırasında vücudundan Peygamberimizin telbiyesini lebbeyk diyerek seslenişini işittiği rivayet edilir. Görüyorsunuz, burada da ayrı bir tezahürat görülmektedir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam daha Adem aleyhisselam yaratılmadan, daha ruh bir bünyesine verilmeden, ben Ümmül Kitap'ta peygamberiydim diyor. Yani benim peygamberliğim orada yazılıydı diyor. Evet sevgili dostlarımız, onun nuru parlayarak geldi. Ve parlayarak gidiyor. Onun nuru İslam'ın nurudur. İslam ondan parlamıştır. Cenab-ı Hak İslam'ı ona vahiy yoluyla inzal eylemiştir. Kur'an-ı Kerim onun kalbine indirilmiştir. Onun için o canlı bir İslam idi. Dünyada önder, örnek arıyorsanız Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Evet sevgili dostlarımız, Hazreti Muhammed'i tanımak için İslami ilimlerin tümünden nasip almak lazım. İlyas bin Mudar'ın oğulları. İlyas bin Mudar'ın 3 oğlu vardı. Müdrike, diğer adı Amir'di. Tabiha, onunki de diğer adı Amr'di.
Kamea, bunun diğer adı Ümeyr'di. Bunların anneleri Hındif ve Hındif'in asıl ismi de Leyla olup Hulvan bin İmran bin Haf bin Kuda'nın kızıydı. İlyas bin Mudar'ın oğullarına ve hanımına lakap takışı. İlyas bin Mudar bir gün faydalı bir şeyler elde etmek üzere ev halkını ve yaylım hayvanlarını yanına alarak kıra çıkmışlardı. Devenin önünden birdenbire bir tavşan fırlar. Deve ürküp kaçar. İlyas bin Mudar'ın oğlu Amir, diğer adı Müdrike olan, yakalamak için devenin ardına düşer ve ona yetişir. Leyla Hatun hemen kalkar, oğlunun arkasından seyirtircisine gider. İlyas bin Mudar'ın oğlu Tabiha tavşanı aramaya gider, avlar ve pişirir. Çok geçmeden bütün ev halkı dönüp İlyas bin Mudar'ın yanına gelirler. Önlerine yemek konulduğu zaman Leyla Hatun oğullarına, vallahi ben sizi aramak için ardınızdan seyirtmekten hiç ayrılmadım der. Bunun üzerine İlyas bin Mudar, ona sen hındifsin, yani seyirtircesine yürüyensin der. Yani hındif lakabını takar. Onun bu lakabı ismini bastırır. Artık bu lakapla anılmaya başlar. Amir, ben de vallahi avı avlayıncaya kadar ne avın arkasından ayrıldım, ne de onu pişirip önünüze getirmekten geri durdum. Yani onu da pişirdim, önünüze getirdim der. İlyas bin Mudar ona, sen de tabihasın, yani pişirensin der. Amir, vallahi en üstün işi ben işledim. Deveye yetişip onu sana getirinceye kadar tegannilerle takip etmekten geri durmadım der. İlyas bin Mudar, sen de müdrikesin, yani erişen, ulaşansın der ona da. Ümeyr'in içinde saklandığı çadırdan başını dışarı çıkardığını görünce, sen de kameasın, yani gizlenensin der. Hepsine ayrı ayrı babaları bir lakap verir. Bunlar şöhret isimleri olarak kendilerinde kalır. Ve asil isimlerini de bastırır. İlyas bin Mudar'ın ve Hındif Hatun'un vefatı. İlyas bin Mudar zatürreye tutulmuştu. Hındif Hatun, eğer o ölecek olursa ben onun öldüğü beldede oturmayacak, çadır içinde de gölgelenmeyeceğim, yeryüzünde gezip dolaşacağım diyerek yemin etti. İlyas bin Mudar tutulduğu hastalıktan kurtulamadı, bir pazar günü vefat etti. Hındif Hatun her pazar günü sabahtan akşama kadar durmadan ağlardı. Çadır içine girmeksizin yeryüzünde gezip dolaşa dolaşa üzüntüden öldüğü haberi vardır. Hali dillere de destan olduğu beyan edilir.
Peygamberimizin atalarından Müdrike bin İlyas. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'ten yukarı doğru 15. sırada yer alan atası Müdrike bin İlyas'ın alnında Peygamberimizin nuru vardı. Yani babasından oğluna İlyas'tan oğlu Müdrike'ye intikal etmişti. Müdrike bin İlyas Nizar oğullarının seyyidi, ulu kişisi, en faziletlisi, şeref ve şanı en çok yükseleni idi. Atalarının bütün izzet ve şerefine ulaşmıştı. Müdrike bin İlyas insanların en iffetlisi, namuslusu, kötü tutum ve davranışlardan en uzak olan kişiydi. Haysiyetli, şerefli, namuslu bir zat-ı muhteremdi. Müdrike bin İlyas'ın oğulları. Müdrike bin İlyas'ın iki oğlu vardı. Huzeyme, bir diğeri de Hüzeyl'di. Bu çocukların annesi Selma binti Eslem bin Haf bin Kudaydı, Selma binti Esed bin Rebi'a bin Nizar olduğu da rivayet edilmiştir. Evet sevgili dostlarımız, Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'ten yukarı doğru 14. sırada da yer alan atası Huzeyme bin Müdrike, Arap hakimlerinden olup kavminin seyidi, ulu ve faziletli kişisiydi. Evet, bu da Huzeyme. Huzeyme bin Müdrike'nin yüzünde Peygamberimizin nuru vardı. Babasından o nur oğluna intikal etmişti. Bu nur parlayarak Hazreti Adem'den beri böyle gelmektedir. Bu nur yıllarca kendisinde kaldı. Huzeyme rüyasında Berre binti Tabiha ile evlendiğini görünceye kadar kiminle ve nasıl evleneceğini de bilmiyordu. Nihayet rüyası gerçekleşti. Berre ile evlendi. Berre o zaman kavmi içinde soy sop ve güzellikçe tek bir kadındı. Berre'nin de rüyası, bakın o da rüya görüyor. Berre de görmüş olduğu rüyayı Huzeyme bin Müdrike'ye anlattı. Ben rüyamda birbirine aykırı iki oğlan doğurduğumu gördüm. Onlara dikkatlice baktım. Birisi Esed, aslan. Diğeri de parıldayan bir ay idi, dedi. Birisi aslan şeklinde, biri ay şeklinde. Huzeyme bin Müdrike, Serha diye anılan bir bilginin bilge kadına gidip bu rüyayı anlattı. Ona bu bilge kişi, eğer Berre'nin rüyası sadıksa kendisi senden bir çocuk doğuracak. O çocuk ve onun çocukları kahraman ve çok soru sorucu olacaklar. Senden sonra oğlun evlenecek, onun bir oğlu doğacak. Onun da ebediyete kadar şan ve şerefleri devam edecek. Sayısız ulu kişi oğulları olacaktır, dedi. Huzeyme bin Müdrike'nin önce Esed isimli oğlu, sonra da arkasından Kinane isimli oğlu doğdu. Evet sevgili dostlarımız,
Hüzeyme bin Müdrike'nin oğulları. Hüzeyme bin Müdrike'nin 4 oğlu vardı. Esed, Kinane, Esed'e bir de Hun isminde. Kinane'nin annesi Uvane binti Sa'd bin Kays'i Aylan bin Mudar'dı. Diğerlerinin anneleri ise Berre binti Mür bin Üt bin Tabiha bin İlyas bin Mudar bin Nizar idi. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'ten yukarı doğru 13. sırada yer alan atası Kinane bin Müdrike peygamberimizin nurunu alnında taşıyordu. Nur ona gelmişti babasından. Kendisinde sayısız faziletler ve üstünlükler vardı. Bütün Araplar ona son derecede saygı gösterirlerdi. Kinane bin Müdrike'ye rüyasında verilenler. Kinane bin Müdrike Kabe'nin Hıcır mahallinde uyurken rüyasında kendisine "Ey Nadır'ın babası, sen ya geçimde bolluk, ya uzun ömürlülük, ya da zaman boyunca izzet ve şereflilik seç" denildi. Yani bunlardan birini seç diye rüya gördü. O da "Ya Rab, bunların hepsini isterim" dedi. Ve kendisine hepsi verildi. İşte görüyorsunuz, Cenab-ı Hak sonsuz lütuf sahibidir. Bir de Hazreti Muhammed'in nurunu taşıyan bir zat olunca durum daha da başka olmaktadır. Kinane bin Müdrike'nin evlenişi. Kinane bin Müdrike, üvey annesi Berre binti Mür bin Üt bin Tabiha bin İlyas bin Mudar'ın kardeşinin kızı olup isim ve nesepleri birbirine benzeyen Berre binti Mür bin Tabiha ile evlendi. Yani Berre ile evlendi Kinane. Kinane bin Müdrike'nin oğulları. Efendim Nadır, diğer adı Kays, Malik veya Melk, Abdümenat, Milkan, Nadir, Amir, Amr, Haris. Efendim Sa'd, Avf, Gazvan, Hudal, Cervel, Ganım, Mahreme veya Mücerrebe, Müleyk ve Ali. 17 tane evladı vardı. Nadır, Nadir, Milkan, Amir, Amr, Haris, Ali, Gazvan, Cervel, Ganım ve Müleyk'in anneleri Berre binti Mür idi. Mür bin Üt bin Tabiha, Hudal, Sa'd, Avf ve Mücerrebe'nin anneleri Hale binti Süveyd bin Gıtrif, Abdümenat'ın annesi ise Fükeyhe, efendim binti Heni, bin Beli, bin Amr, bin Havf, bin Kuda idi. Evet sevgili dostlarımız, işte görüyorsunuz ki bu nur böyle bir soydan geliyor ki dünyanın en sağlam, en temiz soyundan geliyor. Hazreti Muhammed'in soyu ve onun nuru parlayarak
intikal ederek geliyor. Evet sevgili efendiler, Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'ten yukarı doğru 12. sırada yer alan atası da Nadır bin Kinane'ye yüzünün güzelliği ve nurluluğundan dolayı Nadır denilmiştir. Hadis-i şeriflerde açıklandığı üzere Yüce Allah Celle Celaluhu Peygamberimizi dünyaya getirmek için İbrahim Aleyhisselam'ın oğullarından İsmail Aleyhisselam'ı, İsmail Aleyhisselam'ın oğullarından Kinane oğullarını, Kinane oğullarından Nadır bin Kinane'yi, yani Kureyşi'yi, Kureyş'ten de Haşim oğullarını seçmiştir. Bu da bu sülalenin özü ve özetidir. Nadır bin Kinane'nin rüyası. Nadır bin Kinane, Kabe-i Şerif'in Hıcır mahallinde uyurken, rüyasında sırtından yeşil bir ağaç çıktığını ve onun geçmiş ve geleceklerin sayısınca dallandığını, dallarından bazısının göklere kadar yükseldiğini, onun güneşin nuru olduğunu, beyaz yüzlü cemaatların arka tarafından kendisine yapıştıklarını gördü. Kâhin kadına gidip bu düşünü anlattı. Oradaki o bilgin kadın, gördüğün rüya sadıksa sana izzet teveccüh edecek, senden önce hiç kimseye tahsis edilmeyen isim sana tahsis edilecektir dedi. Nadır bin Kinane kendisine Kureyş ismi verilen ilk zat idi. Sanıldığına göre Kureyş ismi ona ya ticaret yapıp kolayca kazanmasından veya himmetinin yüksekliğinden dolayı verilmişti. Kendisine Kureyş lakabının deniz hayvanlarını yırtıp parçalayan büyük bir balığa benzetilerek verilmiş olabileceği de söylenmiştir. Nadır bin Kinane'nin oğulları. Nadır bin Kinane'nin üç oğlu vardı. Malik, Yahlut, Salt. Bunların anneleri İkrişe, diğer adı Atike binti Advan, efendim bin Amr bin Kays'ı Aylan bin Mudar'dır. Evet sevgili dostlarımız, inşallah daha sonraki dersimizde de efendim 11. dedesiyle dersimiz sonraki dersle başlayacaktır. İnşallahu Teala. Bu nurun intikal ettiği soyu sülaleden sizlere kısaca bilgiler vererek o nurun parladığı, o nurun doğduğu ana geleceğiz inşallahu Teala.